Evet, İtalya'nın Verona şehrine geldik. Oranın merkezi bir yerinden şöyle bir çekim yapalım dedik. Turistik bir merkez. Gördüğünüz gibi herkes burada. Değişik değişik insanlar, konuşmalar vesaireler. Verona şehri merkezindeyiz. İtalya'nın. Evet. Yine şu ana caddeden geldik arkadaşlar. Ana cadde. Geçitten geçtik. Daha sonra buraya geldik. Bakalım neler göreceğiz. İlerliyoruz Verona'da. Merkez. Bildiğiniz gibi turistlerin bol olduğu bir yer. Evet, Verona şehri turist konusunda yine çok ileri. Gördüğünüz gibi kalıntılar, tarihi eserler vesaireler. Ana merkezi herhalde burası. Tabii ilk defa geldiğim için neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Evet, yapılar Roma döneminden kalmış olabilir. Merkezi bir yer. Evet. Gördüğünüz gibi insanların çok akın ettiği bir yer. Evet, dediğimiz gibi değişik açılardan çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Arena meydanı imiş burası. Gördüğünüz gibi en büyük meydan herhalde burası bu şehrin. Evet, güneş karşıdan vurduğu için maalesef o konuda bir sıkıntı var. Evet. Arena meydanında Mısır artık piramitlerinden kalma eserler midir nedir bunlar biliyoruz. Evet. Verona şehri. Burada meşhur bir şehriymiş İtalya'da arkadaşlar. Görüyorsunuz turist kaynıyor. Evet, insanlar değişik şekilde buralara gelip fotoğraf ve video çekmeye çalışıyor. Evet, bu yapıda artık ne kadar önce yapıldı bilemiyoruz ama bayağı ihtişamlı bir yapı. Burada harabeler var. Biraz sorunları göreceğiz. Ama burada da gördüğümüz şekilde bir takım heykeller var. Evet, dünyanın turistini çeken bir ülke burası, İtalya. Evet. Turizme çok önem veriyor. Her türlü şeyi, turizm olayını destekliyor. Evet arkadaşlar, değişik açılardan çekmeye çalışıyoruz Verona şehrini. Bakın bir faaliyet var. Bir şeyler yapıyorlar ama herhalde içeride bir tamirat, tadilat var. Evet arkadaşlar, gördüğümüz alanlar turist kaynıyor. Biz de yapıları çekmeye çalışıyoruz. Gidiyoruz ilerlere doğru. Evet. Burada bir şeyler var ama ne olduğunu anlamadık. Bunlar yapay heykel midir? Evet. Değişik değişik uygulamalar. Ne var arkadaşlar? Adilat, tamirat, bakımlar vesaireler var. Evet, ilerliyoruz. İlerliyoruz. Arena meydanında bu tarihi binayı çekerken tabii
Evet arkadaşlar. Verona şehrinin ana yapılarında bir ilerliyoruz. Dediğimiz gibi her taraf tarih. Her taraf tarih. İlerliyoruz. Fakat burada bakım çalışması olduğu için bazı şeyler kapalı. Evet. Verona şehrinde ilerlemeye devam ediyoruz. Kalıntılar, tarihi kalıntılar. Bakım çalışması olduğundan dolayı. Evet. Ara caddeleri de çekelim diyoruz. Evet, ara görüntüleri de alalım. İlerliyoruz. Evet, arada yine görüntüleri almaya çalışıyorum. Bu tarafa doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, yine Verona'nın ara caddelerinden, ara sokaklarından ilerleyerek, evet, bir ihtişamlı binaya geldik. Kilise olabilir. Ama kapalı. Evet. Bu binayı geçtikten sonra değerli arkadaşlar, ara sokakları da çekmeye çalışıyoruz. Buralarda yine Verona'nın ara caddeleri, turistlerin bol olduğu yerler. Motosiklet kültürü çok yaygın dedik İtalya'da arkadaşlar. Evet, yine ilerliyoruz. Verona şehrinde ilerlerken arkadaşlar, geldiğimiz noktaları da şöyle çekelim. Evet, ara sokaklarda yine aynı şekilde tarihi dokular korunmuş. İtalya gerçekten hep tarihtir arkadaşlar. Buradan ilerliyoruz. Evet, ara sokaklardan ilerliyoruz. Verona'da kiliseler, ara sokaklar, ara sokaklar. Evet. Evet arkadaşlar, Verona şehrini keşfe devam ediyoruz. Burada bir kilise var, eski kalıntı. Evet, buradan devam. İlerliyoruz. Oteller, eski yapılar. Evet, turist diyoruz ki her yer turist arkadaşlar. Her yer turist. Burası da turistler olduğu cadde. İnsanlar bu şekilde gidiyor. Kalabalık turistler olduğu bir caddeye geldik. Evet. Alışveriş. Evet, buralarda alışveriş mağazaları da var. Dediğimiz gibi insanları. Evet, ilerliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ara sokaklar, ara caddeler, ara caddeler derken, evet, bu cadde böyle. Dediğimiz gibi insanlar, ara caddeler, ara caddelerinden daha iyi bir işte.
yerlerinden devam. Evet, burada ara caddeler. Ana cadde. Ve bu taraf arkadaşlar. Tabii güneş. Şimdi kiliseye gireceğiz. Kiliseye de girelim. Gördünüz mü istersen?